Bu arada gençliğimiz ya. Belli mi baksana tipimize. Sana da ne yapmaya çalıştım fark ettin mi? Hani kamerayı çevirip baksana tipimize dedim sana. Aslında bakamazsın. Ülkemizde Adana varken, Bitlis varken, Erzurum'umuz varken neden Los Angeles? Şimdi Adana'da, Bitlis'te ve Erzurum'da böyle gezemem. Yani bu da satılmaz. Doğru bir cevap, evet. Los Angeles daha uygun diye düşünüyorum. Arkadaşlar, kaç yıl sonra birliktesiniz? Abartma. Kaşarsız postlar. Bir kere o şakayı öyle yapmayacaktı. Diyecek ki en son hangi sene birlikteydiniz böyle? Hani... Bu mu şaka? Bu şaka mıydı şu an? Gülelim mi? En son geçen sene beraberdiniz. Ha. Beraber oldunuz. Evet, Mert'in IQ'da değişim seziyorum. Buracığım, ne yapıyoruz? Tepki bölümü. Ne üzerine? Ne böyle üzerine? Ne olabilir? Viral. Ya mesela. Aa, ooo, en sevdiğim. Ya, her ay standart olarak çektiğimiz ama izleyicilerimizin çok beğendiği viral video. Viral videolar. Evet. Değil, en sevdiğim bölümler. Aralık ayında bir sürü video viral oldu. Gerçekten. Ufacık böyle takip ettiyseniz zaten çoğunu biliyorsunuz. Belki hemen evet. İlk videomuzdan başlayalım. Hadi başlayalım bakalım. Evet, ben buraya geldim, bu tesise geldim arkadaşlar. Bu tesiste dediler ki bize tuvalet görüküyor dediler. Biz tabii inanmadık. Dedik ki öyle bir şey olabilir mi? Ve bu tuvalete geldik biz. Bu tuvalete geldik, evet tuvalete girdim. Çekimini de yaptım, hazırladım. Baktım ki benim göt kabak gibi görüküyor. Buranın sahibine geldim, müdür ne dedi biliyor musun? Baktım ki benim göt kabak gibi görüküyor. Buranın sahibine geldim, müdür ne dedi biliyor musun? Siz dedi ne yapıyorsunuz dedi bilmem ne, şimdi Süleyman Soylu'yu arıyorum dedi bilmem ne dedi. Ya kardeşim Süleyman bakanım benim götümü görüyor, benim götümü. Ne? Çekim yapın görün ya. Benim götümü görüyor, benim götümü. Çekim yapın görün ya. Herkes abi şey adam gerçekten indirmiş ya. Süleyman Soylu'yu arayacağım diyor. Oha. Ara kardeşim ya. Diyor. Ne ya? Abimi. Transparan tuvalet mi olur? Kapıya dayıyor yani. Evet. Öbür tarafa sıçacaksın. Ya. Ya biraz daha uzak olsa. Ya sizse böyle pıf diye bir şey görürüz yani camdan. Yani ne gerek var yani. İndirmiş anladın mı? İndiriyor bir de domalıyor kapıya karşı. Yani tamam zaten inandık domalmana gerek yok. Donunu çekiyor falan. Ama ya tam en başta inanmıştık zaten. Niye domalıyorsun? Ay adam çok haklı yani. Gerçekten çok gözüküyor yani. Baya fantezik tuvalet yapmışlar. Değişik gerçekten. Bu çok iyiymiş ya. Aslında bunların yapmalarının nedeni hani içerisi dolu. Kanka zaten kapıyı kilitleyince zaten içerisi dolu yani. Ya evet. Niye içeri girmiş dediniz? Evet bir o. İkincisi yani hani adam özellikle hani açıp orada böyle... Şey tutuyor, benim götüm gözüküyor diye. Onu yapmazsın. Mesela normal karşılıyor musun bunu? Hani hakikaten olabilir mi diyorsun yoksa abi... Hayır abi çok saçma, bu ne pornografik tuvalet mi olur ya? Her şey gözüküyor. Normal kanka denenmiştir yani koymadan ya adamlar bakmamış. Belki de amaç şey yani hakikaten, insanlar rahatsız olsun da erken çıksın. Çok fazla işgal etmesin. Çok mantıklı. Oh, Batuhan'cığım ama böyle bir yerde mesela tuvalete girmek seni rahatsız eder miydi? Yoksa... Etmez. Niye? Ben yaparım abi. Gözüksün diyorsun dışarıdan da. Yani zaten çok gözüküyor. Namı yürü diyorsun Batuhan. İkinci videomuza geçiyoruz. Enes Batur'un bir videosu Aleyna Tilki konuk oldu. Ha Justin Bieber'ın ona yazdığından bahsediyorum. Allah'ım ya. İzlen Justin Bieber Aleyna Tilki'ye mi? Ve? Niye spoiler veriyorsun? Asıl olan ya söyleme. Ben sana bir fikir evet, vereceğim. Evet hata yaptım çok ben sana çekim, fark ettim ya. Ben sana çekim fikri vereceğim. Mert'i şuraya üçgen şekilde oturtuyoruz. Ben şuraya geçiyorum Mert'i izliyorum. Mert bana viral videoda kısa bir skeçini şey yapıyor. Ben bir yeterli video olmazsa da aynen. Yeterli olmazsa da telefondan açıp korsan yayınla. O da şey yapıyor abi. Sana DM'den yürüyen bir ünlü gösterir misin? Bir şey söyleyeyim mi? Yani veya şarkı söyle. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nde yürümeyen kimse yok diyor. Yani yok yani bana yürümeyen herhalde DM'den. DM'den mi olmak zorunda? WhatsApp da olur. DM de direkt olur. Olmuyor mu? Direkt de söyleyebilirim. Justin Bieber bana yürümüştü mesela. Ya nasıl ya? Hadi Allah aşkına. Gelmeden önce Los Angeles'ta Beverly Hills Hotel'de böyle sufleyeceğim ben diye gittim. Sonra yanımda bir çocuk, ayakkabıları falan güzeldi böyle gözüme takıldı ama çingen yani. Çingen yani. Hardcore çingen yani hani tanımazsın. Sürekli kulağıma geliyor bir şeyler söylüyor. Bu arada ben bu kızı gördüm şeyde biliyor musun? Nerede? İstinye Park'ta. Nasıldı? Evet. Çingen dedi de oradan aklıma geldi. Büyük yalan bu arada. Ağır yalan yani ağır böyle yalan. Bir yalan yok ya. Justin Bieber'ın kitabını yazmış. Aynen öyle.
Ya onun yolunu izleyen birinin Justin Bieber tanımaması imkansız. Kulağıma sürekli bir şey söyleme dedim. Yaklaşık. Bizim bu asla böyle bir şey olmamıştır. Yalan mı söylüyor? Bence net abartı var yani. Masa ayarlıyorum, orada takıl falan. Hemen arka masasına böyle bir tane masa tuttum. Sonra oturuyorum, ben çok üzüldüm. Ben de böyle termosta bir kahve istedim. Bir tane böyle kapta ona götürdüm hani teşekkür babında. Ya dedi artık gitmem lazım falan dedi işte. Teşekkür ederim dedi. Tanıştığıma memnun oldum falan. Bir yürümeler bir şey. Kalktı ayağa. Garsona dedim ki o kimdi dedim tam olarak. Dedi ki Justin Bieber dedi. Ben orada... Ya böyle genç yaşta ünlü olan insanların da tripleri hiç çekilmiyor ya. Bence bu uydurma. Ya Enes'in zaten surat ifadesinden de Enes de inanmadığı çok belli yani. Niye uydurma olsun abi? Hayatta hiç Beverly Hills Hotel'a gittin mi sen? Gitmedim. Tanırsın bak. Yürümüş, hadi diyelim hikaye doğru ve gerçekten yürümüş. Hani Justin Bieber'ı tanımadığı konusu bence yalan. Ama ya da keklediler kızı. Çok ünlü ya. Çok çok ünlü yani Justin Bieber. Abi tanırsın. Görme ihtimalini belki düşünmemiştir Justin Bieber'ı. Ha olabilir, yürümüş olabilir yani, değil mi olur? Yani ya ben sana gelsem desem ki abi ben Amerika'ya gittim. İşte sen ünlü müsün AQ? Kim? Justin Bieber tanıyordur belki yani. Lan, görmüştür yani. Lan gel kızın lan. Ya ayrıca o da bir çirkin bir kız değil sonuçta, yürüyebilir yani. Ne olacak ben yani? Ben çirkin bir erkek miyim canım? Ben sana çirkin demiyorum ya. Tamam sana da yürüyecekler söz yani. Bu işin oluru ne biliyor musun? Ali Enes İlki hakikaten Justin Bieber'ı nasıl tanımamış olabilir? Önceden biliyordur ama ünlülükten unutmuştur. Hani aa evet böyle biri falan anca öyle yani hani. O var ya Justin Bieber'ı böyle kafasında kapşon varken tanır. Yürüyüşünden abi, tanır. Aynı sistem ya yani şeyi bile aynı. Genç yaşta ünlü olmuş, internette patlamış, viral olmuş önce. Şimdi Batuhan konu bu olduğu için bir sorayım yani sana. Ne sana daha önce hiç DM'den yürüyen böyle ünlü veya yarı ünlü insanlar oldu mu? Oldu. Oldu. Kim oldu Batuhan? Boş ver. Ve devam ediyoruz sıradaki videomuz ile. Gerçekten Aralık ayının en çok tıklanan, en çok izlenen videosu oldu. Kısa bir video. Hemen bakıyoruz. Zaten biliyorsun. Mert zaten biliyor. Dur yani, ben bilmiyorum. Ama bak bunun daha güzeli var. Martılı bir versiyonu var. Aa evet martılı versiyonu inanılmaz bunun. Eşarbını yan bağlama. Eşarbını yan bağlama. Ben söyleyeyim sen ağlama. Güzelmiş ama neden viral anlamadım? İnanılmaz paylaşıldı. Neden? Bunun sesi üzerine çok fazla Reels, TikTok videosu çekildi. Tıkının sesi kötü falan diye mi? Hayır. Bu video niye bu kadar patlamış olabilir? Çok kısa. Martı videosunda. Martı'dan dolayı. Martı değil. Lan ne alaka? Martı? Evet. Ya, çocuğun adı ne? Hemen söyle çocuğun. O gün sayesinde. O günün o bu videosu video, inanılmaz. O gün sayesinde patladık. Gülce niye çok bu kadar ilginç? Evet onu merak ediyorum. Kaç yıl öncesinin olayı niye Aralık'ta viral oldu? Çok ilginç. Bazı şeyleri anlam veremiyorum. Saçma. Garip ya. Yine evet. İzletiyor böyle. Tekrar izliyor aynen. Kadın bağırış falan. Çünkü hype kadın yani. Mutluluğu yüksek bir evet. Şeyi var. Gülüyorsun. Bir daha moda aynen. Aaa diye sevdiğim şarkı çalmıştır. Aynen aynen. Ama bu sıradaki video çok iyi. O gün. O günün videosu. Ne? Heh, o gün. Kurban olayım. Allah'ın adını vermek. Eşarbını. Bu çok iyi video ya. Kurban olayım. Allah'ın adını vermek. Eşarbını. İnanılmaz bir video. Eşarbını yan. Eşarbını yan. Kurban olayım. Allah'ın adını vermek. Eşarbını. Çok güzel. Eşarbını yan bağlama. Kurban olayım. Allah'ın adını vermek. Eşarbını bağlama. İşte ne anlamsız bir şey bu. Niye böyle bir şey çek diyorsunuz ya? Ya işte kızı da zorla aşkımla zorla çekelim. O günün videosu hakikaten güzeldi yani. Ha o günün vardı. Videosu değil. Aa çocuğun da o gün mü? Hmm. Ben o gün ne oldu diyorum sürekli o günü anlatıyor. O günün videosu falan. Ne tarihe mi yazılır? Biraz yorgun ve sinirli olduğu için. Şimdi TV8'de abi. Bir tane canlı yayın sırasında bir gaf yapıldı. Mert biliyor musun? Ha yani görmem lazım. 8'de ne? Hangi program? Bir tane sabah programı. Görmem sabah lazım. Programı. Tamam. Ha biliyorum. Ben biliyorum bunu. Biz şu an sansürsüz izleyeceğiz. Yayında olmadığını sanıyor. Evet. Hoş geldin. Hoş geldin. Dinçerci. Ha Dinçer bu ne güzel bir giriş. Yıla böyle mi gireceğiz? Dinçer. Dinçer dikkatli ol. Sarak giriyoruz yine yılan. Hoş geldin. Canlı yayındayız. Çok iyi. Dinçer dikkatli ol.
olarak giriyoruz yine yılana sığınma. Hoş geldin, canlı yayındayız. Evet. Başladık mı? Adamın kariyeri başladığı gibi bitmiştir. Zannetmedin mi? Hayır. Eşit canlı yayın. Canlı yayın. Evet. Güzelmiş. Evet, abi canlı yayında olduğunu fark etmiyor. Çok iyi. Evet. Çok iyi. Evet. Güzel. Ama evet. Haklı bir Sunucular da biraz sinirlenmiş böyle. Evet. Laf sokuyorlar falan yani. Ama demek ki niye sinirleniyorlar? Demek ki böyle bir diyalog var aralarında ki adam bunu söyleme cesaretini buluyor yani. Demek ki kamera arkasında böyle, kamera önünde böyle yaparsan seni şeye düşürürüz. Dinçer'in şeyi anlaması lazım. Evet Dinçer, hoş geldin yaptılar. Hani. Bir de ne olursa olsun. Böyle abi, konuşmuyorlardır yani. Televizyona çıkıyorsun yani, normal amatör bir çekim değil. Evet. Bu kadar insanın yanında böyle bir küfür zaten etmemelisin. İnsanlar onu seviyor muhtemelen. Çok tatlı bir an yaşamışlar. Kötü olmuş. Evet, ağzından fışkırmış. Evet. Belki de kendi muhabbetleri... Fışkırmış. Fışkırmış, çıkmamış o yani. Canlı yayın mesela, canlı yayına girdin. Canlı yayın olduğun farkında değilsin ama. Bir küfür ettin. Orada böyle utanır mısın? Yok. Oğlum ama psikologsun. Seanslarına gelenler var. Ya tamam. Ama avrat düz gidiyorsun mesela. Tamam, böyle düşününce tamam da. Yani. Abi normalde umurunda olmaz. Tabii canım, burada falan ediyoruz zaten yani. Ne ediyorsun? ***'yim diyoruz. ***'yi tuttuk diyoruz. Yapma ya. Kafam girsin diyoruz. Serenay Sarıkaya taklidi yapacak. Aa, izledim bunu. Sahnesi var oradaki replikten birkaç tane bir şey. Beni kıskandın ve gittin denize yattın. Yani kusura bakma ama. Oha. Yani bunları daha önce konuşsaydık bence. Ya ne alakası var ya, deniz insanlıktan çıktım. Ya günde 12 saat çalışıyorum ben. Ya sen söyle o zaman kendimi nasıl göstereceğim. Bayağı başarılı. Kusura bakma. Bir de şey olayı var, magazincilerle... Ve çok kolay yapıyor ya bunu, aşırı kolay ya yapıyor. Ya arkadaşlar ya, kusura bakma. Ay ya, aşırı iyi ya. Evet, delirirsin. Var ama işte yani... Yok yok, gerçekten biraz daha sahneye yönelmek istiyorum gerçekten ve... ya şöyle tabii Amerika'da da ya bir takım şeyler... Evet, gerçekten sesi benziyor. İşler güzel var. Bir taklit bence. Beğendin mi? Evet ama ben işte birini sevmiyorum ya. Hayır yani bu tarz işleri sevmiyorum. İzlerken niyeyse beni geriyor böyle şeyler. Güzel güzel. Bayağı aynısını yaptın. Bildiğin aynısı yani, birebir. Çok başarılı ya. Bence Serenay'dan daha iyi Serenay olmuş. Ciddi anlamda çok yetenekli. Vurgulaması, tonlamaları falan artı olarak mimikleri müthiş. Evet, beğendin o zaman. Evet, beğendim, güzelmiş. Güzel. Evet, güzel, güzel konsept. İndirir misin? Ne oldu lan? İndir. Ne oldu oğlum? Onu da indir. Terlemişsin de çünkü o çok... He öyle mi? Görüntü Bravo. Olarak çok kötüydü yani, seni uyarmak istedim. Ama yine de koyacağız bu görüntüyü. Hay Allah'ım, ciddi yine misin? De koyacağız, senin pisliğini göstereceğiz insanlara. Kahretmesin sana, koyma. Geldik arkadaşlar, Fox TV'de geçtiğimiz ay yayınlanan bir program var. Maskem sensin. Maskem sensin. Maskesi düştü. Maske kimsin sen, isim evet. Program. Hiç duydun mu Burak? Maske... Yok efendim, neymiş, putperestlikmiş. Yok, pardon. Ya manyak mısınız ya? Onu konuşacağız. Öncesinde bir teaser'ını izleyelim. Televizyonların en çılgın yarışması Maske Kimsin Sen'le karşınızdayız. Kendi alanlarında en ünlü isimler maske ve kostümleriyle size şarkılar söyleyecekler. Onları yalnızca seslerinden tanıyabilir misiniz? Ama sen onu gel anlat kalbe. Yürüyor önümde büyük harbe. Söyle budur. İşte maskeli ünlüler. Aa, şey değil mi o? Kazandım çünkü elimde tutuyorum diye. Tavus kuşu, aslan. Ejderha, ayna, şövalye. Şövalye Ümit Karan çıkmıştı. Biri Twitch'te izliyordu. Ben de oradan baktım. Ördek, gladyatör. Favorim ördek bu arada. Ve siz seyircilerimiz onların kim olduklarını bulabilecek. Muhtemelen en çok terleyen de ördek bu. Ne kaldı? Maske. Kimsin sen? Yakında Fox'ta. Evet. Ama şey zor ha. Ne? Yani sesinden falan, yani böyle hani günümüz, yani şu an çok popüler kişiler de gelmiyor yani. Kıvanç Tatlıtuğ'a diyeceksin ki sana maske giydin. Ördek. Sana ördek kostümü vereceğiz, bir şarkı söyle, dans et. Bir kere formatı beğendin mi, bir ondan başla. Beğendim, bence tatlı. Böyle show konsepti de güzel. Ben izlemem ama güzel yani. Ünlülerin de katıldığı, jürilerin de ünlülerden olduğu bir program. Bence eğlenceli, keyifli bir program olacağını düşünüyorum. Format çok renkli bir kere. Ben
ilk başta şeyi takdir etmek istiyorum. Yani Türkiye'de yapılmayan bir şey yapmaya cesaret etmeleri başta çok büyük bir artı. Çünkü o kadar şey aynı şeylerin tekrarını izliyoruz ki tutmuş formatları. Evet. O konuda girişimlerini takdir ediyorum. Şimdi bu formatlarda mesela şey oluyordu ya zaten hep arkaları dönük başlıyordu. Ya bunda da aslında bakıyor, izliyor bu sefer görseli ama kim olduğunu bilmiyor. Aslında böyle aynı mantık. Merak, anladın merak. Ay merak, merak. Sürpriz merak. Efekti ve merak direkt onu almışlar başka bir formata dönüştürmüşler. Bence güzel bir şey. Daha yani. Renkli kostümler, maskeler evet. Falan böyle. Görsel daha olarak renkli. Daha iyi yani. Görsel olarak böyle. Yani, bu yarışma sırf şöyle gelişir. Yani daha da artmak için biraz daha merak koy işte şeyde. Bir aslında evli olan çift hangisi falan böyle sorular ekle sürekli. İşte kiminin ayağı kokuyor falan. Ördek çıkıyor. Kostümde yapacaksın. Şimdi hakkında söylenenlerle programın içeriği bence bayağı alakasız. Abi paganlıkla suçlandılar. Evet, evet. Dinsizlikle suçlandılar. Evet. Ondan sonra bir şeye özendirmekle suçlandılar. Satanizme mi ne? Öyle bir şeyle suçlandılar. Çocuklarımız izlerken bunu okuyor diyenler falan oldu. Ha. Abi böyle şeyleri bırakın bırakın gerçekten. Bazı şeylerin sadece eğlence amaçlı olduğunu sürekli hatırlatmamız lazım ya kendimize. Bu kadar fazla öküz altında buzağı aramak olmamalı ya. Çocuklarımız izlerken korkuyor diyenler. Buna mı korkuyor? Televizyon yani izleme bu, o zaman. Çok daha kötü içerikler var televizyonda çocuklar için Allah aşkına yani. Ya bu kostüm olayı işte çok farklı yerlere çekildi. Saçma sapan şeyler yani neyse. Değil mi? Hiçbiri mantıklı gelmedi bilmiyorum ya. Evet. Bence çok yaratıcı, hani görsel olarak da seni doyuracak, vizyonunu da genişletecek, keyifli bir yarışma olmuş. Biraz artık takdirin de önüne geçiyor bu eleştiriler yani. İlk eksikleri görmeye başladık. O yüzden saçma geldi. Şu vardır yani bak tam gösteremeyeceğim. Göbeğine surat çizerler böyle çıkartıp şöyle bir oynama şeyi var biliyor musun? Köçek lan, köçek değil ya şey. Köçek mi acaba? Anladın mı? Anladım. O bence daha korkunç. O pagan değil, satanist değil de bu mu satanist yani? O da bizim şeyimiz. Hayatımda daha saçma bir şey duymadım. Köçek olayını mı yoksa? Yok. Bu olay yani. Satanist falan, pagan magan bir şeyler. Abi o çok saçma olay ya. Ne tepki veriyorsun? İzleme ya. Gör. Hoşuna gitmesin. Geç git konuşma ya. Bu kadar basit abi. Çok gerizekalıca. Ya ne olmuş pagan sembol olsa? Pagan sembol olunca pagan mı oluyorsun yani? Propagandasını mı yap? Herkes pagan olacak falan diye. Kaldı mı paganlık dünyada? Yani bu bir sıkıntı mı ki anladın mı? Hani gençlerimiz pagan oluyor, satanist oluyor. Böyle bir şey mi var? Yok yani. Saçma sapan. Acaba olsalar ne olacak yani? Bir şey söyleyeceğim. Ben Can'ı ilk defa bir bölümde sinirli gördüm. Ya çünkü bu saçma sapan şeyler anladın mı? Salak insanlar işte. Neyse aç hadi. Evet daha devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Ha evet. Hayır, abi çek... gel çabuk gel abi! Gel çabuk gel! Ha kamerada niye onu çekiyor yani? Adam çıkıyordu. Abi. Yolla geçen bir adam mı? Yok kanka külün parçası. Ne bileyim parçası sandım ben. Adamın manitası. Abi gel kenara geçsene! Kenarda gel kenarda! Kenarda gel kenarda! Lan ortam! Sanki burada olmasıyla burada olması daha farklı. Kanka, en başından beri zaten fail. Videoyu her izleyişinde daha da gülüyorsun. Abi çekil abi. Abi abi. Ay niye durdurmuyor onu anlamadım ben. Durdur. Ya bir de kenara diyor daha da evler önüne. Ya hiç mi akıl edemiyorsun? Burası bence dikmen falan ha. Bilmiyorum. Yokuşlu yer neresiydi? Dikmen miydi? Kanka ben hiç bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Dikmene bir daha gelince ye beni falan gibi bir şey var ya. Koysan arkaya bir adam geçmesin kimse oradan. Evet onu amatör. Allah Allah. Amatör. Bir daha adamın bağırıyor. Ben çok sinirlendim ha. Gerçekten abi. Sana ne derdim yani? Buradan yürüyeceğim de. Oralarından geçerdim yani. Evet son videomuza yavaş yavaş geçiyoruz. Şimdi arkadaşlar fiyatlar gittikçe yükseliyor. Zam aa. Üstüne zam geliyor. Sen ilk defa senden duyuyorum. Gerçekten mi? Ya ben öyle biliyorum. Hiç zam değil. Her şey sorun çözmek üzerine. Mesela? Trafik çözüldü. Nasıl çözüldü trafik? Benzin 14 lira neredeyse. Yani? Kimse alamıyor. Trafiğe de çıkmıyor. Trafiğe de çıkmıyor. Millet Carrefour'a başladı oğlum. Bir araba mesela aynı iş yerinde gidecek ve yakın oturan insanlar bir arabada gidiyorlar mesela. Topluyorlar birbirlerini. İşte sana dünyaya hizmet, çevreye hizmet. Evet. Hepimizin dünya. Bunu böyle birazcık şaka yollu, tiye alan bir video izleyeceğiz. Çok iyi ya. Ay, çok doğru bence yani. Mükemmel. Hem zeytinyağı. Güzel, esprili olmuş ama. Niye yamdırıyorlar? Niye inek gibi damadın boynuna mı asacaklar? Bak.
Damat inek mi oğlum? Evet, damada. Esprili. Abi ben gerçekten merak ediyorum. Yani hakikaten insanlar mutlu mu ya? Helal olsun. Ayçiçek yağımızın fiyatı kim bilir kaç para oldu, 100 lira. Evet, gerçekten. Evet. Ben takip edemiyorum artık yani. Kısmetse bir arkadaşım seneye yüzük takacak veya yani nişan tarzı bir şey de yapabilir. Ona ben böyle bir 30'lu sucuk da asmak istiyorum. Vallahi. Parmak sucuk. Tuvalet kağıdı da olur. Tuvalet kağıdı olur, 30'lu sucuk olur. Kaşar peyniri de olabilir. O da olur aynen. Kaşar aynen. Peyniri de böyle alnına yapıştırabilirim. Yani şu son 2 haftada ne zaman eve su söylesem bir önceki ödediğimden daha fazla. Ya su bu ya. Amerika'da bedava oğlum. 2 hafta önce 11 lira verdim. Sonra yine o aynı hafta içerisinde 16 verdim. Dün söyledim 23 mü 22 mi ne verdim. Su bu ya. Ya insanlar buna erişemeyecek de neye erişecek ya? Hayatta kalmamızın yegane şeylerinden bir tanesi su ya. Evet, sonumuz hayır olsun diyelim ve bölümümüzü yavaş yavaş bitirelim efendim. Bakalım sonumuz nereye kadar gidecek. Enteresan inşallah. Gerçekten. Bu zamların da bir sonu gelir. Ve bölümümüzün sonuna geldik Botancı. Aralık ayı gerçekten doldu. Abiciğim onu ne yapayım? Ya git kardeşim, sen bana dadandın ya. Biraz geriye çekiyorum bunu. Abi geriye çevir istersen. Bak koluma çarpıyor, uylanıyorum. Zaten hafif bir şey. Niye bu kadar rahatsız oldun? Bu güzel ya. Onu seviyorum. Ya tütüne, sigara falan bunları hep karaciğerimizi korumak için, sağlığımızı korumak için vergi gelir. Peynir, laktoz çok zararlı. Çok. Söyle mesela. Sucuk. Mesela yulaf, vegan olmak lazım abi. Mesela yulaf sütüne geldi mi zam? He. Yulaf sütüne zam geldi mi? He, o hep pahalıydı. Hep pahalıydı. Benzin. Oksijen, atmosfer. Evet. Doğru, güzel. Karbon ayak izlerimiz daha az olsun diye. Aynen. Daha iyi. Bizim ayak izimiz azaldı. Fakirleşmedik.